Genel olarak e, borçlardan bahsetmiştik en son e, borçların hatta e, evet borçlanma iyi borç ve kötü borçtan bahsetmiştik e, iyi borç yatırım amaçlı alınan borçlardı e, kötü borç ise e, sadece hani isteklerimiz için daha lüks yaşayabilmek için e, aldığımız yaptığımız borçlanmalar dedik peki borçlar için öncelik nasıl belirlenir şimdi e, kredi kartının da bir borç olduğunu belirtmiştik e, ödemeler yapacağımız zaman ilk yapmamız gereken ödeme kredi kartımızın borcunu ödememiz gerekiyor daha sonra banka kredisi varsa banka kredisini ödememiz gerekiyor ve en sonunda elden alınan borçları ödememiz gerekiyor Şimdi kredi kartı Özellik itibariyle nakit taşıma sıkıntısını ortadan kaldıran, para yerine kullanılabilen ve 40 günde faizsiz kullanım için güzel bir ödeme aracı normalde. Yani siz e, bir hesap kesim tarihinden bir sonraki son ödeme tarihine kadar baktığımızda yaklaşık 40 gün sürüyor. Hesap kesim tarihinden sonra bir ürünü aldığınızda 40 gün sonra bunun ödemesini yapıyorsunuz ve e, son ödeme günü geçmediği takdirde herhangi bir... E, faiz söz konusu olmuyor O nedenle size bir avantaj sağlıyor fakat kredi kartı kullanırken dikkat etmemiz gerekenler var birincisi faizi çok yüksek yani biz e, borcumuzun bir kısmını bile bıraksak e, çok ciddi miktarda bir faiz ödemesi yapıyoruz e, bireysel kredi gibi kullanımına uygun değil bu nedenle e, aynı zamanda parayı hemen ödemediğimiz için cebimizden bir para çıkmadığı için harcama arttırıcı cazibesi söz konusu çoğu insan hani nakit çıkarıp para ödemediği için herhangi bir ürün satın aldığında e, direkt kredi kartını kullandığı için sanki onu e, bedava almış gibi hissediyor O nedenle harcamayı çok rahatlıkla yapıyor fakat son ödeme günü geldiğinde de kredi kartı ödemesinde sıkıntılar yaşanabiliyor ve ödenmediği takdirde de sizin kredi notunuzu düşürüyor yani zamanımız biraz kısıtlı olduğu için bu kredi notuna çok fazla girmiyorum e, ve taksitli alışverişler için de en fazla gelirinin dört katı kadar limitli e, alabilirsiniz kredi kartını daha fazla e, limiti yüksek olan kredi kartı alınması e, çok fazla tavsiye edilmiyor. E, sonra ikinci sırada ödemesi gereken borçlar e, kategorisinde banka kredisi var. Vadesinde ödenmesi gereken bir kredi türü, bir borç türü. Ödemelerinizi geciktirirseniz takibe gider ve borcun tamamını ödemek durumu alırsınız. Üçüncüsü de elden alınan borçlar. Şimdi borç alırken verdiğiniz söz ile bağlı olduğunuz borçlardır elden alınan borçlar. Ve borcu öderken de kartopu yöntemi kullanarak ödeme yapılması gerekiyor elden alınan borçlar için. Kartopu yöntemi nedir? Küçükten büyüye doğru sıralayacağız. Yani önce en az olan borcumuzu ödüyoruz. Daha sonra büyük borçlara gidiyoruz. Mesela bizim 5-6 arkadaştan borç aldığımızı düşünelim. Ee, bazılarından bin lira aldık, bazılarından 500, bazılarından 10 bin lira. Biz hemen 10 bin lirayı taksit taksit ödemek yerine önce en ufak e, ee, Borç miktarı olan arkadaşımızın borcunu bitiriyoruz. En sona en yüklü aldığımız arkadaşı bırakıyoruz ve ondan sonra onun borcunu ödeme yöntemine gidiyoruz. Ee, borçları bitirdikten sonra şimdi nasıl birikim yapmalıyız? Yani bütçemizi hazırladık, gelirlerimizi yazdık, giderlerimizi yazdık. Giderlerimizi nasıl azaltabiliriz? Gelirlerimizi nasıl arttırabiliriz? Bunlar üzerinde konuştuk. Şimdi bunları yaptık. Peki birikimi nasıl yapacağız? Öncelikle harcama yapmadan önce düzenli bir miktar birikim olarak ayırmalıyız. Şimdi e, siz muhakkak ki söyleyeceksinizdir ya biz öğrenciyiz doğru düzgün bir gelirimiz yok ancak yetiyor nasıl ayıralım diye. E, bu miktar arkadaşlar ya 10 lira bile olsa e, her ay 10 lira 20 lira düşünün bir kenara koyduğunuzu düşünün. Ve bu ciddi manada çok e, inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Ben bunu kendim yaşadığım için de söylüyorum. Size hatta bunun örneğini de verebilirim. Üniversitede ben de öğrenciyken Work and Travel kampanyasıyla Amerika'ya gitmek istedim. Gidip bu şirketlerle görüştüğümde şirketlerin söylediği rakamlar benim için çok uçuktu. Yani mümkün değil o rakamları ödeyemezdim. Dedim birikim yapacağım. Zaten ilk birikimi o şekilde başladım. Birikim yapacağım ee, ve o parayı biriktireceğim dedim. Kafaya koydum ben. Ee, peki birikimi nasıl yaptım? Şimdi mesela öğle yemeği, okulun öğle yemeği e, şu an ne kadar bilmiyorum. E, farz edelim yani 50 lira olsun bir öğle yemeği. Hiç bilmiyorum. Afaki söylüyorum. 50 lirayı oraya vermek yerine ben bir simit al, alıyordum. 10 lirayı simit alıyordum. 40 lirayı bir kumbaram var. Kumbaraya atıyorum ya da işte arkadaşlar hep birlikte toplanıyorlar sinemaya gidiyorlar bir yerde çay içiyorlar birinde gidiyordum diğerinde gitmiyordum onu gitmişim gibi bir kenara alıyordum. Bu şekilde ve ardından ben bunu bankaya yatırmaya başladım derken 3 yıl içerisinde benim biriktirdiğim para çok ciddi bir rakama ulaşmıştım. Hani sonunda Amerika'ya gidemedim ama o parayla Umre'ye gitmiştim. Yani bugün bir umre rakamı düşündüğünüzde yaklaşık 40-50 bin lira gibi bir rakam yani 2-3 yıl içerisinde bir öğrenci olarak o kadar parayı biriktirebilmişim ve sadece yemek paralarıyla ya da sinemaya ya da kafeye gitmeyerek yani her gün bazen 2-3 günde bir 10 lira, 5 lira kenara koyarak. 2 üç yıl içerisinde ciddi bir paranın oluştuğunu gördüm. Ve ilk birikimim benim o şekilde başladı ve bunu ben e, hayat felsefesi haline getirdim. E, sürekli, e, düzenli olarak birikim yapmaya başladım ve bunu çocuklarıma da aynı şekilde anlatıyorum. E, onlar da küçük küçük birikim yapıyorlar, hepsinin ayrı hesabı var. E, yani mesela benim ilkokul dörde giden çocuğumun hayali... E, Üniversiteyi kazandığımda kendi arabamı alabilmek diyor. Onun için şimdiden parasını biriktiriyor. Ee, buradaki amaç ne? Küçük adımlarla ve hedefimize odaklanarak birikime devam etmeliyiz. Yani benim e, Amerika'ya gitmek için şirket parasını biriktirmem ya da çocuğuma baktığımda üniversiteye giderken kendi arabasını alabilme hayaliyle küçük küçük birikim yapmasına örnek verebiliriz. Ve dediğim gibi 10 lira, 5 lira bile ayırabiliyorsak bunu küçümsememeliyiz. Düzenli ayırdığımız birikimler enflasyon oranında da arttırmamız gerekiyor. Yani enflasyon oranımız %50 diyelim. Bu ay 10 lira koyuyorsak bir sonraki ay işte 15 lira koymamız gerekiyor bir kenara. Birikim yaparken bizim hatalı düşüncelerimiz nelerdir? Topra bir para geldiği zaman tasarruf ve yatırım yapacağım diye genelde insanlar düşünür bir, bir yerden para gelmesini beklerler ya da rakamları küçümserler yani 50 lira 100 lira nedir ki bu kadar küçük rakamlarla birikim mi yapılır diye tepkiler çok fazla alınıyor alınıyor e, yatırım yapmak için zengin olmak gerekir diye söyleyenler çok fazla var ama dediğim gibi 10 lirayla bile yatırım yapmaya başlanabilir. Ya da yatırım yapmak risklidir, tüm birikimimi kaybederim diye bir korku söz konusu. E, yatırım yaparak kısa zen zamanda zengin olabilirim diye bir umut da var. Yani bunun arasında bir e, durum olması gerekiyor. E, yatırım ister giderlerden azaltarak, isterseniz de gelirlerinizi arttırarak bir miktar birikim yaptığınızı düşünelim ve birikimlerimizin büyümesi, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi ve hatta değer kazanması için kısa vade veya uzun vadede değerlendirilmesine yatırım denir. Gelecekte daha fazla kazanabilmek için şu anda bir miktar parayı harcamaktır der yatırım için Warren Buffett. E, yatırımı fazla parası olan veya zenginler yapmaz. Her bütçeye uygun yap yatırım yapılmalıdır. Önemli olan hayat tarzımızın değiştirilmesi. Gereksiz harcamalardan kurtularak buradan ayrılan para ile düzenli şekilde yatırım yapmaktır. Peki yatırım yaparken bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi yatırımlarımızı basit bir plan çerçevesinde yapmamız gerekiyor ve risklerimizi yaymalıyız. Nasıl işlediğini anlamıyorsak, yani bu yatırımın nasıl yapılacağını bilmiyorsak profesyonel yatırımcılara bırakmamız gerekiyor işimizi. Dalgalanmalara hazırlıklı olmamız lazım. Ne demek? Mesela az önce de dersin başında da söyledik. İsrail'in Filistin'e saldırmasından sonra çok ciddi bir e, düşüş başladı ve hala da devam ediyor borsa özelinde. Ya da faizlere bakıyorsunuz hani yükseldiği oluyor düştüğü oluyor. E, bunun gibi sizin e, getirilerinizde dalgalanmalar olabilir ve bunları e, hazırlıklı olmanız gerekiyor. Kısa vadeli tahminlere kulak asmayın. Hisse senedi nasıl seçileceğini bilmiyorsanız hisse senedine girmeyin, seçmeyin. E, aşırı risk alacak hareketlerden kaçının ve yatırımlarınızı sürekli takip edin. Yatırımda vade nasıl bilinir? Hani genelde söylenir söylenir kısa vade işte orta vade ya da uzun vade yatırımcısı olun diye e, konuşulur. Kısa vade ile kasıt nedir? Uzun vade ile kasıt nedir? E, kısa vade 6 aya kadar yapılan yatırımlardır yani buna genellikle örnek kıymetli maden yani altın gümüş alınabilir hisse senedi de alınabilir paranızı bankaya yatırabilirsiniz mevduat hesabına orta vade 16 ay ile 12 ay e, arasındaki yatırımlara orta vade deriz yine aynı şekilde kıymetli maden olabilir hisse senedi ve mevduat hesabı olabilir uzun vade ise bir yıldan daha uzun süreli yatırımlara deriz e, bina alımı yani gayrimenkul arsa temettü hisseleri yine, mevduat hesabı. Yine kıymetli madeni de aslında buraya koyabiliriz ki genelde yatırımda uzun madeli yatırımcı olun diye tavsiye edilir. Yatırımcıların en sık yaptığı hatalara geldiğimizde ise yeterli bilgiye sahip olmadan yatırıma başlamak. Başkalarının sözleriyle hareket etmek. Yine az önce bahsettiğimiz gibi genelde hani borsadaki kaybedenler hep ön planda birikimlerini işte bunlar başkalarının sözleriyle hareket eden kişilerdir. Sabırsız olmak yine aynı şekilde sabırsız olanlar genelde kaybederler. Report ve portföy oluşturmamak. Şimdi yatırım araçları birden fazla yatırım aracı var. Bu yatırım araçlarını nasıl seçeceğiz? Neye göre seçeceğiz? Şimdi öncelikli olarak yatırım için vade belirlenecek. Yani benim elimde bir para var, düzenli birikim e, yapıldığında ayrı bir mevzu ama elimize bir para geçtiğini düşünelim. Bu paraya bizim ne zaman ihtiyacımız olacak? Yani benim bu paraya bir ay sonra bir ödemem varsa, iki ay sonra bir ödemem varsa o zaman ben uzun vadeli bir yatırım aracı tercih etmemem gerekiyor. Kısa vadeli bir yatırım aracı tercih etmem gerekiyor. Ama hani bir param var ama uzun bir süre benim bu paraya ihtiyacım olmayacak. O zaman uzun vadeli bir yatırım aracını tercih etmek daha mantıklı olacak. Ardından alabileceğiniz risk belirlenir. Yani her insanın riske karşı tutumu bir olmaz. Bazı insanlar riske tahammül edebilir ama bazı insanlar en ufak bir riskte kalbi zorlanabilir. O nedenle şunu düşünmeniz gerekiyor elinizdeki paranın ne kadarını kaybetmeye razısınız. Yani bir yatırım aracına e, paranızı yatıracaksınız. E, o yatırım aracına yatıracağınız parayı düşünün. Ben bunun hani, e, yarısını kaybettiğimde ne kadar üzülürüm? Çok üzülüyorsanız, o zaman girmeyeceksiniz o yatırım aracına yatırımı yapmayacaksınız. Ve yatırımcılar ihtiyaçlarına risk tercihlerine ve riske karşı dayanıklılıklarına göre yatırım aracı tercih etmelidirler. Şimdi yatırım araçları neler var tek tek inceleyelim. Birincisi mevduat. Paranın belirli bir vade için bankaya kullandırma izni sonucunda elde edilen faiz veya kar payı getirisi sağlayan yatırım aracı. Yani mevduat sadece faizli bankalar olarak düşünmeyelim. Bugün katılım bankaları da Mevduat, mevduat hesabı açıyorlar onlarda faiz değil yerine e, kar payı veriyorlar e, faizi hassasiyeti olanlar katılım bankalarına tercih ediyor Peki mevduata parayı yatırmak mantıklı mı şimdi 2023 yılı 2023 yılındaki yıllık faiz veya kar payı oranları baktığımızda şu an e, son faiz artışıyla birlikte bankaların faizi yüzde 43 ile yüzde 47 arasında değişiyor. Peki enflasyon oranımız ne kadar? Yüzde 61.98. Şimdi örnek verelim. Aralık 2023 yılında 100 bin lira araç için paranız var. Ve aracın değeri de 100 bin lira olsun. Faizimiz de %45. Bu aracı bugün aldığımızda 100 bin liraya bir aracımız olmuş oluyor. Ama biz bugün almadığımızda e, paramızı bankaya yatırdığımızda, Aralık 2004 yıl 24'te yani bir yıl sonra bankada biriken paramız 145 bin lira olacak. Fakat enflasyon 62 diyelim ortalama aracın Aralık 2024 fiyatı 161 161.980 olacak. Yani bugün 100 bin liramla bir araba alırken bir yıl sonra benim Param bankada bekleyip aslında bir e, kar payı ya da faiz de kazanmasına rağmen bir yılın sonunda enflasyon karşısında yine de ben değer kaybediyorum ve almak istediğim aracı alamıyorum. O nedenle enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda eğer faiz de düşükse e, mevduat mantıklı görünmüyor. İkinci yatırım e, aracımız hisse senedi. Sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklardır hisse senedi. Hisse senedi yatırımcısı olmak için minimum miktar yoktur. Yani hisse senedinin fiyatlarına göre baktığınızda 1 liraya da hatta kuruşlara da var yani 50 kuruşa bile hisse senedi varken 1000 liraya 2000 liraya da hisse senedi mevcut. Yani siz cebinizdeki 10 lirayla bir yatırım hesabı açtığınızda herhangi bir şirketin e, hisse senedinden satın alabiliyorsunuz. Hisse senetleri rahatlıkla nakde çevrilebilir. Yani bugün e, internetteki bu dijital ortamda uygulamalar, yatırım e, hesabı uygulamaları, aracı kurum uygulamaları çok hızlı bir şekilde anında hisse senedini almanızı ve satmanıza olanak sağlıyor. Tek fark e, hisse senedini sattığınız takdirde evet hemen nakde dönüyor ama e, o parayla tekrar hisse senedi almak istediğinizde kullanabiliyorsunuz aynı anda. Fakat parayı çekmek istediğinizde iki gün beklemeniz gerekiyor. Hisse senedi satışlarından e, elde edilen para 2 gün sonunda sizin normal hesabınıza geçiyor. Yani iki gün o parayı çekemiyorsunuz. Peki şirketler neden hisse senedi çıkarırlar? Yeni yatırımlar veya borç ödemek için sermayeye ihtiyaç duyarlar. Marka tanırlarını arttırmak için ve şirkete değer katmak için çıkarabilirler. Bugün öğrencimin biri hatta bana bu soruyu sordu. Batmak üzere olan şirketler mi sadece halka arz oluyor diye? Hayır böyle bir düşünce de kesinlikle yanlış. Evet çok borçlu olan şirketler bankadan kredi bulamadıklarında özellikle halk arz yoluna giderek e, oradan bir gelir elde etmeyi düşünüyorlar. Ama onun haline sadece bunun için değil yeni yatırımlar yapmak için paraya ihtiyacı olup da banka kredisi kullanmak istemeyen şirketler de bunu tercih edebilir. Ya da hiçbir şekilde yatırım da yapmayacak e, paraya ihtiyacı yok naklide yeterince var. Ama biraz daha reklam yapmak istiyorum, Duyu bilinirliğimi, duyulu, duyulurluğumu arttırmak istiyorum diyebilir. Çünkü bugün en fazla borsada e, hisse senedi olan şirketler e, daha fazla duyuluyor, reklam vermelerine gerek kalmadan. E, doğal olarak marka tanınırlığını arttırmak için de şirketler halka arz olabilirler. Peki siz hisse senedini satın aldınız sizin nasıl bir hakkınız oluyor e, hisse senedi satın aldığınız takdirde direkt satın aldığınız şirketin ortağı oluyorsunuz yani normal şartlarda e, bir şirket kuralım dediğimde yani benim bu şekilde bir param yok yani herhangi bir şirket kuramam ya da herhangi bir şirkete gidip ortak olayım dediğinde e, Normalde yani borsa İstanbul'lu saymadığımızda gidip ortak dolamam ama işte Borsa İstanbul'un hisse senedinin bu şekilde bir katkısı var. Siz ortak olmak isteyen kişi küçücük meblalarla bile şirketi ortak olabiliyorlar. Ve şirketi ortak olduklarında yönetime katılma hakkı ve oy kullanma hakkı oluyor. şirketlerin yıllık genel kurul toplantılarında hangi şirketin hissesi sizde varsa Merkezi kayıt kuruluşu aracılığıyla size mail geliyor zaten, mesaj da geliyor. Şu tarihte şu şirketi ortağı olduğunuz şu şirketin genel kurul toplantısı yapılacaktır. Hani bilgilerinize diye katılmak isteyen yatırımcılar gidip o şirketin genel kuruluna katılıp geleceğe dair bütçelerini, planlarını faaliyetlerini hepsini dinleyebilir ve direkt yöneticilerine soru sorabilirler Hatta herhangi bir oylamada varsa orada da oy kullanma hakkına sahip oluyorlar bunu genellikle Türk yatırımcısı çok fazla bilmiyor yani Amerika'da hisse senedi sahipleri genel kurulları takip edip e, katılmaya çalışırken Türkiye'de sadece hisse senedi alım satımı böyle biraz daha e, kumar gibi düşünülüyor. ...ortaklık olarak yani şirketin ortağı olduklarını çok fazla düşünmüyorlar. Ee, aslında böyle de bir hakları var. Ee, yönetime katılma ve oy kullanma hakkı dedik. Ee, bir diğer hakları da temettü yani kar payı hakkı. Şirketler e, dönem sonlarında elde ettikleri karları eğer e, ortaklarına dağıtma kararı alırlarsa hisse senedi sahiplerine de bu kardan pay düşüyor. Yani ne kadar hisse senediniz varsa o onun oranlayarak sizin e, hak ettiğiniz kar payları hesaplarınıza yatırılıyor. E, yine rüçhan hakkınız oluyor. Rüçhan nedir? Yeni pay alma hakkıdır. E, bu şirket yani hali hazırda ilk defa arz olacak şirketlerden bahsetmiyoruz. Hali hazırda e, borsada işlem gören şirketlerden borsada e, Bedelli sermaye artırımı dediğimiz yani yeni e, hisselerini borsaya sür, koyduklarında, satışa sunduklarında ilk e, ortaklarına hak tanınıyor. Yani e, size bir hak veriyorlar. İsterseniz düşük fiyatlı yani normalde fiyatı işte 10 liraysa size 5 lira deniliyor, 1 lira deniliyor. 1 liraya bu hisselerden e, satın alma hakkı veriliyor. Bunu kullandığınızda e, uygun fiyata hissenizin sayısını çoğaltmış oluyorsunuz. Bir diğer hakkımız bedelsiz pay alma hakkı. Bedelsiz pay alma hakkı da bazen şirketler kar payı dağıtmak yerine hisse senedi sayısını arttırıp bunu ortaklarına vermeyi düşündüler. Bu şekilde de herhangi bir bedel ödemeden sizin hisse senedi sayınız artmış oluyor. Bedelsiz pay alma hakkına da sahip olmuş oluyorsunuz. Tasfiye'den pay alma hakkı. Yine e, bir şirket iflas ettiğinde ya da edeceğinde bütün borçlarını bitirdikten sonra e, alacaklarını tahsil edip borçlarını ödeyip hani hali hazırdaki varlıklarını satıp kapanışı yapacağı zaman bu sadece iflas olarak da değil iflas dedik ama hani herhangi bir kapanış işlemleri iş yeri değişikliği olabilir her şey olabilir. E, geriye kalan eğer bir para kalıyorsa bu parayı e, ortaklarına eşit bir şekilde hisseleri oranında dağıtıyor ve Eğer sizde e, bu hisseniz varsa tasfiyeden pay alma hakkınız oluyor ve bilgi edinme hakkı e, borsaya da halka açık şirketlerin e, yatırımcı sorumluları mevcut yani Siz herhangi bir bilgi almak istediğinizde yatırımcı e, sorumlularını arayıp yani internet sitesine girdiğinizde direkt numaraları görünüyor. Ee, ben bu şirketin hissedarıyım diyerek şu şu konuda bilgi almak istiyorum diyerek istediğiniz bilgileri alabilirsiniz. Size bilgi vermek e, bu hisse şirketlerin e, görevleri arasında. Peki hisse senedi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle e, biz yüz şirketleri ve yıldız Pazarlı ana pazar haricindeki şirketlerden uzak durmalıyız. Şimdi biz yüz şirketleri dediniz, yani bizim endekslerimiz var, biz yüz, biz 50 ve biz 30 ve biz tüm diyerek, biz 100 şirketleri dediğimiz en fazla işlem hacmine sahip olan ilk 100 şirket biz yüz, en fazla işlem hacmine sahip olan İlk 30 şirkete biz 30 diyoruz. Bunlar e, alış, alımı ve satışı çok kolay olan şirketler. Yani işlem hacimleri çok fazla, en fazla tercih edilen şirketler zaten bu şekilde sıralanıyorlar. Eğer e, e, siz e, BIST 30'dan, BIST 50'den ya da en kötü ihtimalle BIST 100 şirketlerinden satın aldıysanız, e, hissenin e, hissesini satın aldıysanız, onu e, nakde çevirmek istediğinizde, satmak istediğinizde çok daha rahat satabiliyorsunuz. Ama onun haricindeki şirketlerde bazen bu sıkıntılar yaşanabiliyor ya da e, piyasada en ufak bir oynaklıkta daha fazla etkilenebiliyor. Onların fiyatları daha fazla değişebiliyor. Yıldız pazar ve ana pazar ise e, bu Borsa İstanbul'da pazarlar bölüm var. Yani yıldız pazar, ana pazar, yakın pazar gibi. Burada en iyi şirketler, en fazla ciroya sahip olan şirketler, büyük şirketler, yıldız pazar, ikinci sıradaki de ana pazar. Ondan sonrakiler biraz daha, hani dedi ki işte borcu fazla olan, cirosu düşük olan şirketler, özellikle yakın izleme pazarı var. Bu da hani maddi olarak oldukça kötü olan şirketler ve her an iflas edebilecek durumda olan şirketlerin ayrı bir pazarda bulunmakta. Onlardan tamamen uzak durmak gerekiyor. Daha sonra şirketin yaptığı işleri araştırıp güzel işler yapıyorsa ve gelecek vaat ediyorsa alınması gerekiyor. Yani siz bir şirket gö duydunuz, gördünüz. Bu şirketin faaliyeti nedir diye bakmadan ya da güzel işler yapıyor mu, neler yapıyor, e hedefleri nedir bunlara bakmadan direkt almanız e sizi sıkıntıya uğratacaktır. E finansal tablolarını incelemek gerekiyor. Finansal tablolarını inceleyip e, bu şirket daha da değerlenebilir mi? Şu an hani fiyatı bu ama e, ileride daha iyi olur mu fiyatı? Bunları görebiliriz. Yani mesela dediğim gibi yine az önce örnek verdiğimizde bugün e, derste Türk Hava Yollarını incelediğimizde finansal tablolarına baktığımızda şirketin e, yani olması gereken bir defter değeri var. Biz bu defter değerini finansal tablolarına göre bakıyoruz Bir de piyasa değeri borsada işlem gördüğü değer yani piyasa değeri defter değerinin altında kalmış yani olması gereken fiyatın daha da altında diyoruz O zaman bu daha sonra fiyatının artacağını düşünüyoruz bu şekilde yorum yaparak Hani finansal tablolar incelenerek hisse senetleri seçilebilir. Ve e, bazı şirketlerde de finansal tablolarında defter değerleri düşük olmasına rağmen şirket sürekli yeni yatırımlar yapıyor. Sürekli araştırma geliştirme yapıyor ve yeni yatırımlarını açıklıyor. Yani borsada e, borsada halka açık şirketler kamu aydınlatma platformu aracılığıyla yapacakları her türlü işlemi halka duyuruyorlar. Şimdi kap diye yazarsanız Google'a bunu görmüş olursunuz örnek verelim. Mesela Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe de bir şirket ve borsada. işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Bunlar da şirket ve borsada işlem görüyorlar. Mesela Galatasaray yeni bir transfer yapacağı zaman bile, transfer görüşmelerinde bile kamu aydınlatma platformuna bunu bildirmesi gerekiyor. Eğer bildirmezse e, sermaye piyasası kurulu tarafından bir ceza yaptırıma uğruyor. Bu nedenle şirketler her türlü işlerini Herhangi bir faaliyet yaptıklarında yapacaklarında bunu halka bilgilendirmesi gerekiyor kamu aydınlatma platformunda bilgi vermesi gerekiyor doğal olarak yeni yapılacakları yatırımları hedefleri burada yayınladığında o şirketin hedefleri büyükse yatırımları sürekli artıyorsa o zaman bu şirket ileride finansal tabloları da daha güzel olacak diye düşünerek o şirketlere yatırım yapılabilir. Ve fiyatı olması gereken fiyattan daha düşük ise dedik yani az önce bahsettiğimiz gibi o şirkete ortak oluyoruz. Ve biz hisse senetlerini değerlendirirken temel olarak iki göstergeye bakıyoruz. Bunların birincisi piyasa değeri, defter değeri e, ne bakıyoruz? Bu birden küçük olan yani defter değeri dediğimiz bizim muhasebe kayıtlarına göre olması gereken değeri. Yani orada görünen değer. Piyasa değeri ise borsada işlem gören fiyatı. Bu birden küçük olması ucuz olduğu anlamına gelir. Fiyat kazanç oranı ikinci e, göstergemiz. Bu da e, genel olarak bizdeki e, fiyat kazanç oranı ortalaması e, 10 olduğu için 10'dan daha düşük olan, fiyat kazanç oranı daha düşük olan şirketler de e, ucuz diyerek yatırım yapılabilir e, ardından grafiğe bakmamız gerekiyor grafikte e, çok fazla yükselmiş hisselerden veya düşüşte olan hisselerden uzak durmamız gerekiyor şimdi çok fazla yükselmiş hisselerken yani e, hani söyledi Türkiye'de maalesef e, borsa kumar gibi görünüyor ve e, bir gruplaşma denen bir olay söz konusu spk buna bir çözüm hala bulabilmiş değil e, bir grup oluşturuluyor Yani bu grupta milyonlarca liralık para hep birlikte e, Hani bilirsiniz ekonomide bir ürünün fiyatı nasıl yükselir arz-talep olayı yani talep arttıkça fiyat yükselir hisse senedi de borsada aynı mantıkla hareket ediyor ee, özellikle biz yüz dememizin nedeni bu biz yüzün dışındaki hisselerde bu daha fazla görülüyor yani bir şirketin hissesine toplu olarak giriş yapılıyor sürekli o hissenin şirketi alınıyor o grup tarafından ve şirketin hisseleri yükselmeye başlıyor ve belirli bir noktadan sonra e, yükseldikten sonra bunlar satmaya başlıyorlar ve yükselmesini e, daha da Yükselmesini sağlayabilmek için sadece kendilerinin aldıkları yetmiyormuş gibi yani kendileri alıyorlar aldıktan sonra da işte sosyal medyada başlıyorlar Twitter'da Instagram'da Facebook'ta işte şu hisse uçacak kaçacak gibi söylemler yaymaya başlıyorlar bilinçsiz yatırımcılardan bakıyor Aa, evet yükseliyormuş bak şu almış şu kadar kazanmış o zaman hadi ben de alayım diyerek e, o hisse senedini almaya başlıyorlar. Ve ardından e, ilk giren grup bu hisse senedini satmaya başladığında hisse senedinin fiyatı düşüyor. Giren grup karını ediyor ama sonradan alan kişiler ciddi manada zarara uğramış oluyorlar. Ve e, yine önemli noktalardan biri de hisseyi aldığınız stop koymayı bileceksiniz. Ne demek? Hissemizi aldık ama hisse düşmeye başladı. %1, %2, %3 düştü. Daha fazla düşüşü beklemeden hemen zararı orada keseceğiz. Yani minimum zarara rıza göstereceğiz. Yoksa daha fazla düşüp e, bizi daha yüksek zararlara uğratabilir diye. Yani minimum zararda onu satacağız Daha sonra yükselmesine ihtimal verdiğimiz başka bir hisseye geçeceğiz. Ve eğer maliyet düşürmek istiyorsak, yani düştüğünde hisseyi satmadık. E, düşüşler devam etti ve biz <laughs> maliyetimizi düşürmek istiyoruz o zaman ne yapıyoruz her düşüşte ek yapmıyoruz tekrar ne zaman yükselişe geçecek ona bakıyoruz ve oradan ek yapıyoruz ve kademeli olarak alıyoruz kademeli olarak satıyoruz yani tüm paramızla aynı anda hisseyi satın almıyoruz ya da satmak istediğimizde aynı anda satmıyoruz kademeli olarak işte yüzde 25'ini ve yüzde 20'sini ve yüzde 30 gibi kademeli olarak satıyoruz Şimdi az önce bahsettiğimiz mesela grupların girmesiyle ilgili. Bakın. Şimdi bu normal bir hisse senedi. Tamam. Burada yavaş yavaş yani şu kısımlarda gruplar girmeye başlıyor. Bir grup iki grup giriyor. Bunlar girdiğinde ciddi miktarda para yatırdığında hisse senetleri şuralara yükseliyor. Ve ardından başlıyorlar ee, Twitter'da, işte Facebook'ta, Instagram'da sürekli o şirketi övmeye, uçacak, kaçacak demeye ve insanların e, hızlı bir şekilde bu hisse senedine yoğunlaşmasını bekliyorlar ve bu gittikçe artıyor, gittikçe artıyor ve e, bilinçsiz yatırımcı da bir bakıyor işte şu arkadaşım almış şu kadar kazanmış, bu arkadaşım almış bu kadar kazanmış. O zaman hadi ben de gireyim diye şuralarda mesela girdiğini düşünelim. Bir miktar karı alıyor ve daha da yükseleceğini umduğu için satmıyor. Ve ardından hafif hafif düşmeye başlıyor. Düşmeye başladığında hala bekliyor. Diyor ki ya işte hani bir yerden sonra bu tekrar yükselecek diye. Ama düşüşler devam ediyor. Şuralarda almıştı maliyetinde altına düşüyor. Hala diyor ki ee, bu yükselecek benim bunda umudum var deyip satmıyor. Ya da şuralara geldiğinde maliyeti buradaydı diyelim. Buralara indiğinde hadi hemen biraz ek yapayım deyip biraz daha alıyor. Ama hisse senedi daha da düşüyor. O zaman biraz daha alıyor. Evet maliyetini düşürdü. Buralara geldi ama hala düşmeye devam ediyor bakın. Ve en son olması gereken yere tekrar geldi ve devam ediyor. Bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. Ee, ve bunlar sonucunda da ciddi manada sıkıntı yaşayan insanlar var. intihar eden insanlar var. Ee, intihar mektubu sırf bunun için bırakan bir polis memuru vardı. Ee, okuduğumda çok üzülmüştüm. Ee, tüm parasını birikimine yatırıyor bir hisseye arkadaşlarının yükselecek dediği bir hisseye ve tüm birikimini kaybettikten sonra eşi de e, kendisini terk ediyor. Ardından e, polis memurumuz intihar ediyor maalesef. Bu tip durumlara düşmemek için bilinçli bir yatırımcı olmanız gerekiyor yani bizim Aslında finansal okuryazarlık eğitiminin bu kadar üzerinde durmamızın nedenlerinden biri de bu arkadaşlar yani nasıl yatırım yapmanız gerektiğini bilmelisiniz nasıl neye göre yatırım yapmalısınız hisse senedini neye göre seçmelisiniz Bunlar çok önemli konular Ve e, hisse senedi için özellikle uzun vadeli yatırımcı olun. Yani gerçekten yatırımcı olun. Genellikle trader diye bir e, tanım duyarsınız. Al-sat yaparlar günlük, işte saatlik al-sat yapılır. Bu traderların yaklaşık yüzde biri kâr ediyor. 5 yıl sonra sadece yüzde yedisi kalıyor. Yüzde sekseni ilk iki yıl içinde borsadaki yatırımlarını bırakıyor ve yüzde kırkı sadece bir ay dayanabiliyor. Trader'lar genelde kısa zamanda zengin olma hayaliyle işlemlere başlayan kişiler. E, hisse senedinde e, daha önce de pas, dün pasif yatırımı anlattığımızda söylemiştik. Bir de temettü yatırımı var ve temettü yatırımcıları var. Nedir temettü? Kar payı demektir. Biz hisse senedi satın aldığımızda ne demiştik? E, şirketin kar payını alma hakkımız var dedik. Temettü ister nakit isterse de hisse senedi olarak dağıtabilir şirket. Her şirketin belirli bir kar payı dağıtım günü vardır. O tarihten bir gün önce hisse senedini almış olsanız kar payı almaya hak kazanırsınız. Ve bir yıl boyunca elinizde tutmanıza gerek yok. Mesela baktığınızda işte e, Doğuş Otomotiv diyelim e, ya da bir maşı söyleyeyim. Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam kar dağıtımı yaptı. Şimdi bu kar dağıtım tarihlerini öncesinde görüyorsunuz. Zaten bunlar yayınlanıyor. E, Aralıkta, dan sonra Ocakta, işte Şubatta diyelim bir yıllık e, ne kadar kar elde ettiyse ve bunu şirketi e, hisselerine hissedarlarına dağıtıp dağıtmayacağının kararı veriliyor ve dağıtacaksa da hangi tarihte dağıtacakları e, yayınlanıyor. Ve doğal olarak siz bunları takip ettiğinizde, mesela işte e, diyelim işte 20 Aralık'ta kar payı dağıtımı yapacak. 19 Aralık'ta o şirketin hisse senedini aldığınızda onun kar payı dağıtımı 20 Aralık'ta sizin hesabınıza yatacak demektir. Ee, burada amaç sadece o parayı almak değil, e, temettü aldığında da o temettü ile de tekrar hisse senedi satın alarak hisse senedi sayısını arttırmak amaç olacak. Ve her ay belirlenen iyi temettü dağıtan şirketin hisse senedinden 300-500 liralık alınırsa ve dağıtılan temettüden de hisse senedi alınırsa 5-6 yıl sonunda ciddi rakamlara ulaştığı görülür. Ee, hocam isterseniz e, bir 10 dakika ara verelim. E, mevduat ve hisse senedini bitirdik. Bir diğeri tahvil, bono ve eurobond. Bunlar nedir? Bu e, yatırım araçları nedir? Devlet veya anonim şirketlerin... Borçlanmak için çıkarmış oldukları değerli kağıttır. Ee, de, tahvil bir yıldan uzun vadeli borçlanma senedi denilir. Bono bir yıldan kısa vadeli borçlanma senedidir. Yani aslında temel olarak farklılık bunun e, tahvil ve bonon arasında vade diyebiliriz. Ee, bir şirket düşünün ki herkes çıkartamaz ama anonim şirket olması gerekiyor ya da e, devlet Dönem dönem paraya ihtiyacı olduğunda hani e, genelde haberlerde falan duyarsınız devlet iç borçlanma yoluyla para e, elde etti gibi. İşte iç borçlanma demesi tahvil ya da bono çıkarmış olması demektir. Ya da hazine bonosu denilir. E, devlet tahvili denilir. E, bunda e, devletin ya da anonim şirketlerinin paraya ihtiyaçları olduğu dönemde e, bankalardan kredi kullanmak yerine e, herhangi bir kağıt basarak bu kağıdı satışa sunuyor. Ve siz bu tahvil'i satın aldığınızda aslında bir nevi devlet ya da anonim şirketi yani şirkete borç vermiş oluyorsunuz. E, bu kağıdın üzerinde belirli bir miktar yazar. Yani mesela e, kağıdın üzerinde tahvilin üzerinde işte e, bugün hani Aralık 2023'teyiz. Bir buçuk yıl sonra diyelim işte Mart 2025 tarihinde bu kağıt görüldüğünde 1000 lira ödeme yapılacaktır gibi bir şey söz konusu. Yani o kağıdın değeri üzerinde yazan rakam ve ne zaman o rakamı elde edeceği en başta üzerinde yazılı. 1000 lira ama biz bugün onu işte 500 liraya 600 lira gibi bir rakama alıyoruz bu demek oluyor ki işte aldığımız rakam yani biz devlete işte 600 lira 700 lira her neyse bir borç veriyoruz ee, ve karşılığında o tarih geldiğinde bir yıl sonra bir buçuk yıl sonra üzerinde yazan rakam mı biz devletten e, tekrar tahsil edeceğiz ya da anonim şirketinden tahsil edeceğiz. Bono ise bir yıldan daha kısa süreli e, borçlanma aracı yani devlet hazine bonosu 6 aylık 7, 9 aylık e, devlet acil paraya ihtiyacı olduğunda bunu e, çıkartabiliyor. Eurobond ise dış borçlanma senedidir ve döviz cinsindendir. Vadesi de 5 yıldan uzundur. Yani siz Eurobond aldığınızda 5 yıllık ya da işte 6 yıllık, 7 yıllık bir yatırım aracı almış oluyorsunuz. E, tahvil, bono ve Eurobond'larda genellikle sabit kupon ödemeleri mevcuttur. E, hani normalde değeri üzerinde yazar ama ara 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 dönemlerde kupon ödemesi dediğimiz yani faiz ödemeleri de verilir. Bu da bir şekilde ek gelir olmuş olur. tahvil ve bononun aslında risksiz yatırım aracı diyebiliriz. Yani eğer bir şirket bunu çıkardıysa o zaman evet şirketin ne kadar sağlam olduğuna bakarız. şirket biliniyorsa mali tabloları çok güzelse ...o şirketin tahvili alınabilir denilebilir. Ama devlet tahvili ya da hazine bonosu dediğimizde... ...biz bunun riskinin sıfıra yakın bir değer olarak öngörürüz. Yani devlet her halükarda borcunu öder. Yani eğer devletsiz tahvil aldığınızda... ...ya da bonoyu aldığınızda o parayı ödeyemiyorsa... ...o devlet zaten iflası açıklamış olan bir devlet olması gerekiyor. Batmış bir devlet oluyor. O zaman da zaten hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Onun haricinde bugün devletin bunu ödememesi gibi bir şey söz konusu değil. Riski sevmeyen insanların genellikle başvurduğu yöntem e, tahvil ya da bono almaktır diyebiliriz. Peki hisse senedi ile tahvilin farkı nedir? Çok fazla karıştırılır. E, tahvil sahibine alacak hakkı verir. Yani siz e, devlete ya da şirkete borç vermiş oluyorsunuz. Ondan bir alacak hakkınız var. E, borç faiziyle birlikte dönem sonunda alınıyor. Ee, ve dediğim gibi özellikle de devlet tahvilinde veya bonosunda risk yok diyebiliyoruz. Ee, hisse senedi ortaklık hakkı veriyor. Yani siz tahvil aldığınızda şirkete borç vermiş olurken hisse senedi aldığınızda o şirketin ortağı olmuş oluyorsunuz. Ee, hisse senedi aldığınızda kar zarar ilişkisi vardır. Yani şirket kar elde ettiğinde size o onun karından verebilir ama tahvilde böyle bir şey söz konusu değil vadesi geldiğinde ne olursa olsun e, size ödeme yapacaktır e, hisse senedinde risk vardır yani e, bu dalgalanmalar çok sık yaşanır hisse senedinin fiyatı düşebilir siz satmadığınızda evet hani uzun vade bekleyeceğim dediğinizde sıkıntı yaşamayabilirsiniz ama eğer bir paraya ihtiyacınız varsa ve bunu e, borsada bir hisse senedi aldıysanız ve o hisse senedi dalgalanmalardan etkilendiyse, fiyatı düştüyse ve satmanız gerektiğinde paranızın bir kısmını eriterek satmış olabilirsiniz, yani zararına satmış olabilirsiniz. Bir diğer yatırım aracımız döviz yatırımı. Döviz ne demek? Yabancı ülke parasıdır. Ülkemizde döviz denilince en çok dolar ve euro akla gelmektedir. E, dolar 2021 yılında 8 lira civarındayken bugün 29,32 lira e, Hani şunu düşünmek gerekiyor 2021 yılında aldıklarımızı bugün kaça alıyoruz yani döviz yatırımı mantıklı mı değil mi buradan bir kıyas yapabiliyoruz ama şöyle de bir durum söz konusu genel olarak paramızı enflasyondan korumak için döviz alıp kenarda döviz tutarım, tutalım mantığı çok fazla var. Fakat benim şahsi görüşüm her ne kadar karlı da olsa kazançlı da olsa ben bugüne kadar hiçbir şekilde döviz yatırımı yapmadım şahsen. Çünkü bana göre e, döviz yatırımı kendi paranıza bir kurşun sıkmak oluyor. Çünkü ne kadar fazla döviz alırsanız o kadar e, Türk parasının Düşmesine sizde katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Hatta bir dönem hatırlarsanız bu döviz çok hızlı yükselmeye başladığı dönemlerde Cumhurbaşkanı sürekli duyuru yapmıştı. Hani paralarınızı döviziniz varsa getirin, bozdurun hani Türk lirasına dönün. Hatta sırf Türk lirasında kalınsın diye kur korumalı mevduat. E, hesapları açtırıldığı teşvikler verildi. O nedenle Türk lirası cinsinden yatırım yapmak e, bu ülke ekonomisi için e, rasyonel olur olmaz orasına girmiyorum. Bunu sadece mantıken söylüyorum. Yani duygusal olarak söylüyorum öyle söyleyeyim. E, duygusal olarak ben e, TL'de durmayı tercih ediyorum. Döviz yatırımı yapmak etik olarak bana doğru gelmiyor açıkçası. Ama bir finansçı olarak baktığımızda yani döviz yatırımı Türk Lirası karşısında her zaman değer kazandığını görüyoruz. Bir diğer yatırım aracımız gayrimenkul yatırımı. Gayrimenkul nedir? Taşınmayan değerli varlıklardır. Yani ev, arsa, arazi, dükkan ve gayrimenkul aldığımızda bu uzun vadelidir. Yani ben bugün alayım yarın satayım ama genelde e, girilmez Hani e, geçtiğimiz yıllarda evet bunu çok yaşadık. Çok hızlı bir enflasyon oldu işte e, ev fiyatları, arsa fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseldi. O dönemde insanlar al-satı çok fazla yaptılar ama e, genel konjektürde konuşacak olursak e, normal şartlarda gayrimenkul yatırımı kısa vadeli olmaz. Alınıp uzun dönem beklenilir. Ve ülkemizde en yaygın yapılan yatırım aracı altın ve gayrimenkuller. Yani e, genellikle e, eskilere de baktığınızda e, bir evim olsun yeter denilir. Yani ilk hedef ev almaktır. Tüm paranızı oraya yatırırlar. Yani banka kredisi çekilir, ev alınır. Sonra 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca bu ödenmeye çalışılır. E, bizim için önemli, yani Türk halkı için diyelim önemli bir e, yatırım aracı olarak görünmektedir. Gayrimenkul yatırımı, e, likiditesi düşüktür. E, Likidite ne demektir? Burada çok fazla e, karşılaşılan bir kavram. Ona da değinmek istiyorum. E, Likidite aslında bazı yerlerde e, paraya çevirme hızı diye geçer, ama aslında tam karşılığı bu değil. E, paraya çevirme hızı değildir. E, örnek verecek olursak, mesela benim bir arabam var, değeri 300 bin lira. Ee, arabanın likiditesi genel olarak düşük denilir. Çok yüksek değildir. Fakat ben bunu e, 200 bin liraya ilana verdiğimde anında satılır. Yani 300 bin liralık arabayı 200 bine verdiğimde e, bırakın günleri hani saatler belki dakikalar içerisinde satılacaktır. O zaman ben arabanın likiditesi yüksek diyemem. E, bizim amacımız nedir? Likidite dediğimizde değerinde e, ve Zamanında paraya çevirmek, yani e, 300 bin lirayı, yani bir arabamın e, değeri 300 bin liraysa, ona 300 bin lira değerini yazdığımda ne kadar sürede paraya çevrilecek? Benim için likiditeyi ölçen o, değerinde paraya çevirme hızı diyebiliriz. Yani değerinden daha az yazdığımda her halükarda hızlı bir şekilde paraya çevrilecektir. Ama e, değerini yazdığımda bu süre biraz daha uzayacak. O zaman değerinde e, paraya çevirme hızı zor bir yatırım aracı olan gayrimenkulünde de likiditesi düşüktür diyebiliyoruz. Gelişmekte olan yerlerden gayrimenkul alınırsa kazanç sağlanır. Ve doğru yerden alınırsa döviz ve altından daha fazla getiri sağlar. Yani e, mesela e, son zamanlarda ülkemizde çok fazla e, kentleşme olmaya başladı. Yani ee, bu arsalar, araziler, tarla olarak görünenler e, gittikçe imar izni çıktı. Ve o e, normalde 500 bin lira dediğimiz diyelim arsalar imar izni çıktıktan sonra 2 milyona, 3 milyona çıktığını görüyoruz. Şimdi burada sizin uzun vadeli zaten alacaksınız. Alacağınız arsalar genellikle imar izni çıkmamış. Ya da şehre yakın her an imar izni çıkabilecek arsalar olması gerekiyor. Böyle yerden arsa aldığınızda, 1 iki yıl içerisinde imar izni de çıktığında siz kat ve kat kazanç kazanç sağlamış olacaksınız. Bunun içinde nasıl anlayabilirsiniz? Devletin uzun vadeli yatırım planları incelenebilir. Yani o bölgeye bir yatırımı var mı? Yol yol yapımı, işte havaalanı yapımı ya da bir kentleşme, hastane yapılma. Bugün şehir hastaneleri biraz şehrin dışına doğru yapılıyor gibi onlara bakarak da o yakın civarlardan arsa alınabilir. İşte dediğimiz gibi e, imarlı değil tarla vasfındaki yerlere yönelmek daha çok kazanç sağlar. E, yerleşimi açılacağını ve veya sanayileşebilecek yerlere yoğunlaşmak gerekir. Herkesin aldığı yerden değil unutulan yerlere yönelmek gerekir. Yani herkesin aldığı yer zaten belirli ederine ulaşmıştır. Önemli olan o ederine ulaşmayan yerlerden e, alıp ederini beklemektir. Bir diğer yatırım aracımız emtialar. Biraz hızlı geçiyor olabilirim, uyarabilirsiniz. E, ticareti yapılabilen maddelere emtia denir. Örneğin altın, gümüş, bakır, platin. Ülkemizde en fazla yatırım yapılan emtia altındır. Hem fiziki olarak hem de bankalar ve aracı kurumlar aracılığı ile Forex ve Viop piyasalarında altın alım satım imkanı bulunmaktadır. Altın hem dolar fiyatı hem de altının fiyatını hem dolar fiyatı hem de ons fiyatı etkiliyor. Yani altın hani sürekli gram altını takip ediyoruz bunun fiyatı işte şu kadar altın arttı düştü. Bu neye göre belirleniyor? Piyasada bir ons fiyatı denen bir fiyat var. Önce o ons fiyatını takip ediyoruz ons fiyatı artıyor bir de ons fiyatıyla birlikte hani tü, ülkemiz olarak düşündüğümüzde dolar fiyatının da arttığında bizim altınımız artmış oluyor ons dediğimiz nedir altının aslında ölçüm birimi yani bir ons 31.1 gram altın demekte yani 31.1 gram altına bir ons denilir ve e, uluslararası piyasada bir ons fiyatı verilir. Hani gramdan ziyade bir onsun ne kadar olduğu yazar. E, şu an bir ons e, 2053,8 dolar. Peki biz bunu Türk lirasına nasıl çeviriyoruz? Yani bir gram altının değerini nasıl hesaplıyoruz? Önce bu ons fiyatına bakıyoruz. 2053 dolar diyelim. 2053 dolar ons fiyatımız. E, bunu Türk lirasına çeviriyoruz. Dolar 29,33 lira, çevirdiğimizde 60.216 lira yani bir ons Türk lirası karşılığı 60.216 lira olarak buluyoruz. Ardından grama çevirmek istediğimizde 60.216'yı 31,1'e bölüyoruz ve çıkan rakam bizim e, Türk lirası cinsinden altının gram fiyatı oluyor. Yani burada biz neyi görüyoruz? Altın fiyatını hem e, ons fiyatı etkiliyor hem dolar fiyatı etkiliyor. E, uluslararası piyasada ons fiyatı artarken bizde eğer dolar düşmeye başlarsa altında herhangi bir kıpırdama olmuyor. Ama hem ons artıp hem de dolar arttığını düşünürsek o zaman bizim de altın gramımız e, uluslararası piyasalara göre daha fazla arttığını görüyoruz. Ee, o nedenle eğer hem dolarda bir artış bekleniyorsa hem de onsta artış bekleniyorsa e, altına yatırım yapmak dolara yapmaktan daha fazla kazandırıyor diyebiliyoruz. Ve savaş kriz gibi ortamlarda e, küresel piyasada ons fiyatının e, yükseldiğini de görüyoruz Çünkü altın genel olarak e, güvenli liman olarak kabul edilir. O nedenle insanların e, savaş gibi durumlarda, hemen altına e, ta, olan talebin arttığını da biz görüyoruz son zamanlarda da bu İsrail olayında da bunu ciddi manada yaşadık hızlı bir şekilde altının gramı da yükseliyor e, bir diğer yatırım aracımız yatırım fonu profesyonel yöneticiler tarafından paranızın değerlendirilmesi amacıyla portföy oluşturulmasıdır e, yatırım fonu şu şekilde özetleyebiliriz. Hiç yatırımı bilmeyen. E, hangi yatırım aracının riski nasıl? Bunlar hakkında bilgi sahibi olmayanlar ya da işte alayım, satayım, yükselince satayım, düşünce, alayım gibi bunları takip edemeyecek olanlar. E, yatırım fonu almaları daha mantıklı oluyor. Çünkü yatırım fonunda size bir portföy oluşturuluyor, bir sepet oluşturuluyor. Bunun içerisinde mevduat oluyor, hisse senedi oluyor. Yani bu yatırım fonlarında çeşitleri var. Siz oradaki çeşide göre bir yatırım fonu seçiyorsunuz, onu alıyorsunuz. Ardından o yatırım fonunun içeriğine göre e, buradaki yatırım fonu yöneticileri size e, hesabınızı işletmeye başlıyor. Fonunuzu işletiyor ve orada değer kazandırıyor size. Doğal olarak sizin yeni bir portföy kurmanıza ya da takip etmenize gerek kalmıyor. O nedenle biz tecrübesiz yatırımcılara çok fazla e, finansal bilgisi olmayan yatırımcılara iyi bir yatırım fonu almalarını tavsiye ediyoruz. Yatırım fonlarında TEFAŞ diye Türkiye yatırım fonlarının bütün yatırım fonlarının bulunduğu bir e, yatırım fonlarının bulunduğu bir site var. Orada ayrıntılı incelenebilir. Yani hangi yatırım fonu e, ne kadar getiri sağlamış, hangi yatırım fonunun içeriğinde neler var, bunları tek tek bakılabiliyor. E, yatırım fonları da yine kendi içlerinde ayrılıyor. E, A tipi fon en az yüzde hisse senedinden oluşur ve riski yüksektir. Burada e, riski seven yatırımcılar A tipi fonu alabilirler. E, karma fon, hisse fon ya da değişken fon diye çeşitleri mevcut. B tipi fon, likit fon olarak da adlandırılır, riski düşüktür. E, buna paralel getirisi de düşüktür. Genelde hazine bonolarından oluşmaktadır. Yani riski sevmeyen yatırımcılar için e, B tipi fon daha makul olur yine bir sepet oluşturulur ama çoğunluğu şey hazine bonosu, tahvil e, mevduat hesapları olup e, belki emtialar konulur e, çok az miktarda da riskli yatırım aracı olan hisse senetleri dahil edilebilir Eğer portföy oluşturamıyorum diyorsanız yatırım fonu alarak uzmanlara portföy oluşturma yetkisi vermiş olacaksınız Bireysel emeklilik fonları BES, bu da 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam çıkmış olan bir yatırım aracı. Her ay düzenli ödemeler ile birikim yapılmasına olanak sağlayan ve belirli bir dönemin sonunda isterseniz peşit, isterseniz de taksitli olarak ödemeler alınabilecek bir sistemdir. Ee, devlet %30 katkı e, sağlıyor. Yani siz her ay 100 liralık bir e, bese para yatırıyorsanız 30 lira da devlet yatırıyor. Toplam 130 liralık bir e, yatırım yapmış oluyorsunuz. O nedenle aslında avantajı çok büyük ama bunun da belirli bir süresi var. E, devlet katkısının tamamını alabilmeniz için... 10 yıl sistemde kalmanız gerekiyor. Yoksa hani kaldığınız süre boyunca iki yıl kaldıysanız işte devlet katkısının yüzde yirmisi veriliyor. İşte 5 yıl kaldıysanız yüzde %50'si veriliyor gibi bu şekilde oranları var. Biz tamamı için düşünelim. Devlet katkısının tamamını alabilmek için 10 yıl süreyle sistemde kalmanız gerekiyor. Ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor. Ama 56 yaşını doldurmadan da 10 yıl kaldıktan sonra da ben artık paramı almak istiyorum dediğinizde hatta istediğiniz her an yani 2 yıldan sonra 3 yıldan sonra da bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece devlet katkısının belirli bir miktarını o şekilde alabilirsiniz. 10 yıldan sonra da yatırdığınız parayı katkısıyla birlikte alabilirsiniz. Yılda 12 defa Bireysel emeklilik fonlarının türünü değiştirme hakkına sahipsiniz. Ee, ne demek oluyor bu? Mesela e, bireysel emeklilik fonu alacağınız zaman size e, yatırım uzmanları soruyor hangi fondan istiyorsunuz? Hisse senedi fonu alabilirsiniz. İşte borçlanma araçları yani tahvil bono ile ilgili katılım fonu alınabilir, karma fonu alınabilir, kıymetli madenler fonu alınabilir. Ve zaman zaman mesela şu an baktığımızda hisse senedi sıkıntılı görünüyor. Bir düşüşte dediğim gibi İsrail e, saldırısından beri, iki aydan beri e, hisse senetlerinde ciddi manada e, düşüşler söz konusu. Bu süre içerisinde hisse senedi fonu olan kişiler arayıp ben şu an hisse senedi yerine işte altın fonuna aklına çevirmek istiyorum diyebilir. Altının yükselişi durduğunda işte e, geri dönüp ben e, karma fona çevirmek istiyorum diyebilir. Yılda 12 defa bu fonları değiştirme hakkına sahipsiniz e, BES aslında e, gerçekten iyi bir birikim, e, iyi bir yatırım e, aracı. E, fakat insanlarda BES hakkında da farklı hatalı düşünceler mevcut. E, fon getirilerinin çok düşük olduğunu söyleyenler var. İşte ben her ay buraya para ödeyeceğime ne farkı var ki altını alırım bir kenara koyarım gibi mantık var. E, evet onu da yapabilirsiniz. Ama şunu unutmamanız gerekiyor. Altın satın aldı, e, alıp kenara koyduğunuzda sadece kendiniz bu işlemi yapmış olursunuz. Ama BES'e girip de mesela bir altın fonunu aldığınızda e, hem belirlediğiniz miktar kadar altını e, aracı kurum sizin adınıza alıyor. Hem de aldığınız altının %30'u kadarını da devlet e, size veriyor. Ona ek yapıyor. Ee, yine hatalı düşüncelerden biri devlet bir gün parama el koyabilir ee, böyle bir şey söz konusu değil yani el koymak istese sadece bese değil bankadaki paranıza da el koyabilir ya da farklı tür yatırım araçlarınıza da el koyabilir ama öyle bir şey söz konusu değil ya da işte 10 yıl boyunca oraya e, para yatıracağım yani o kadar yaşayacağımı kim biliyor ben şimdi yememe içmeme bakarım mantığı da e, var e, çok özür dilerim kedi girdi şu kediyi ben hemen çıkarıp geliyorum tekrar özür dilerim ee, devlete ve emeklilik şirketlerine güvenmem diyenler de yine var. Ee, en sona bıraktığımız yatırım aracı da kripto paralar. Kripto para nedir? Dijital para birimidir. Yani sanal para değil, dijital para birimi. İlk dijital para 2008 yılında icat edilen Bitcoin'dir. Ee, merkezi olmayan bir yapıdır kripto paralar. Ee, şu an binlerce e, dijital para birimi mevcut. İçlerinde çok iyi projeleri olan şirketler bulunmasına rağmen dolandırıcılar da mevcut. Hani bir iki yıl öncesinde bir Luna vakası yaşandı. Bir gecede e, insanların birikimleri bir anda sıfırlanabildi. Genellikle üretimleri sınırlıdır. Yani belirli bir miktar var. E, mesela Bitcoin işte 20 milyon dolarlık sadece üretim yapılacak. İşte şu an piyasada 17 milyon doları üretilmiş. Hani e, işlem görüyor e, 3 milyon daha üretilebilir ondan sonra devamı yok devamı olmayan yani üretim sınırlı olan kripto paralar daha güvenilir e, çok fazla düşeceği tahmin edilmeyen kripto paralar ama bir de üretimi sınırlı olmayanlar var onlarda işte e, takip etmesi daha fazla dorandırıcılık olması daha fazla e, bunların fiyatlarındaki ani düşüşler daha fazla görülmekte Coin Market Cap sitesinde bu kripto paraların tamamı listeleniyor. Bunlar hakkında bilgiler de listeli. İşte ne kadar üretilecek, piyasa değeri nedir gibi. Yine bu kripto paraların alımı satımı kripto para borsalarında yapılabiliyor. Yerli ve yabancı kripto para borsaları var. İşte Binance ya da Paribu gibi. Riski çok yüksek. Yani günlük Artış ve azalış sınırı yok ve 24 saat boyunca işlem görüyor. Yani biz normal hisse senetlerine baktığımızda işte sabah 10'da açılıyor işte akşam 6'da kapanıyor diyoruz. Ve bir gün içerisinde en fazla %10 değer kaybedebilir diyoruz. Ama kripto paralarda böyle bir şey söz konusu değil. Ee, çok hızlı bir şekilde yükseliş e, kaydedebileceği gibi bir anda bütün paranızın sıfırlandığını dahi görebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde düşüşler görülebilir. Ee, o nedenle riski çok çok yüksek. Ee, bu işte uzman olmayanların çok fazla girmemesi gereken bir mecra olarak düşünüyorum kripto paraları. Ya da gerçekten kaybetmeyi göze aldığınız miktarla girebilirsiniz. Yani e, 500 lira diyelim ya da 100 lira. Yani ben 100 lira ile kripto para alacağım, şansımı deneyeceğim. Tamam sıfırlanırsa da çok da önemli değil benim için diyebileceğiniz bir rakam varsa öyle girip şansınızı deneyebilirsiniz. Onun haricinde gerçekten riski çok yüksek. Kimseye tavsiye etmediğim bir platform diyebilirim. Ee, aynı gün %70-80 ve daha fazla kayıp yaşayabiliriz. Ee, burada da yine dikkat etmeniz gereken olsun düşüşe geç diyen stop koymak. Onu başarabilirseniz anında satışa geçip orada noktalamanız gerekiyor. Ee, ve burada da yine aynı şekilde her düşüşte ek yapılmaması gerekiyor. Satın alacağınız kripto paralarında vizyonunu, hikayesini ve arzına bakmanız gerekiyor. Yani arzı sınırlı mı değil mi önemli bir sorun. Arzın sınırlı olanlar tercih edilmesi gerekiyor. İyi güzel bir hikayesinin olması gerekiyor. Ee, vizyonu nedir diye bunların e, hepsinin bakılması gerekiyor. Peki riski minimuma indirmek için ne yapmamız gerekiyor? Risk nedir? Evet. Zarara uğrama tehlikesidir risk. Ee, riski minimuma indirmemiz için çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmamız gerekiyor. Yani farklı yatırım araçlarından e, bir portföy oluşturmamız gerekiyor. Ee, Gidemisin anneciğim? Farklı sektörlerden hisse senetleri almamız gerekiyor hisse senedi aldığımız zaman ve muhakkak nakit bulundurmamız gerekiyor. Şimdi örnek bir portföye bakacak olursak 20 bin lira nakit olduğunu düşünelim. Yani 20 bin liralık bir paramız var ve biz bu parayla bir nakit tam e, yatırım yapmak istiyoruz. Şimdi bunun %20'sini mevduat veya döviz de bulundurmamız gerekiyor. Ne kadar? 4 bin lirası. Ee, yaklaşık yüzde kırkını hisse senedi alıyoruz, sekiz bin lirasına, dört e, bin lirasına MTI alıyoruz, altın veya gümüş ve iki e, bin lirasına yani yüzde da tahvil veya bonal satın alıyoruz. Yine hisse senedi aldığımız zaman. Ee, bunun tamamının tek bir e, por, e, hisse senedine yatırmıyoruz. Yani hepsini alacağımız 8 bin liranın tamamını tek bir hisse senedine e, şirkete yatırmıyoruz. Örnek olarak baktığımızda Arçelik mesela beyaz eşya sektöründe, Türk Hava Yolları ulaşım sektöründe, e, Aselsan savunma sektöründe, işte bir otomotiv sektöründe. Biz bu şekilde farklı farklı sektörlere e, dağıtıyoruz paramızı. Bunun sebebi nedir? Herhangi bir ulaşımda sıkıntı yaşarsa, o zaman benim oradaki hissemde bir düşüş olduğunda, mesela savunma sanayinde artış olabilir Oradan ben bunu karşılayabilirim ya da otomatik se e sektörü sıkıntıya girdiğinde beyaz eşya sektörü bana kazanç sağlayabilir Bu nedenle Öncelikle şunu unutmamamız gerekiyor 20 bin liramızın tamamını biz hisse senedine yatırdığımızda hisse senetlerindeki dalgalanmalarda e zarar edebiliriz ya da tamamını altını gümeşe yatırdığımızda yine aynı sıkıntılar yaşayabiliriz fakat biz bu şekilde e, paramızı dağıttığımızda hisse senedi düşerken altın ya da gümüşün arttığını görüyoruz genel olarak. Zaten e, mevduattaki şey belirli bir e, faiz oranımız bulunuyor. E, risksiz diyebiliyoruz buna ya da tahvil ve bono da e, risksiz. Yani biz ikisini e, risksiz e, yatırmış oluyoruz. Geriye kalan ikisini de dalgalanmalarla birbirlerini destekleyecek ürünlere yatırım yapmış oluyoruz. Dediğimiz gibi yine e, hisse senedinde de e, en az 5 çeşit yani paramıza göre farklı farklı e, sanayilerini seçerek hangi sanayide sıkıntı olursa diğer sanayi bunu destekler diye düşünerek paramızı farklı sektörlere yatırıyoruz. E, burada unutmamamız gereken işin özetini e, yapacak olursak, özüne gelecek olursak e, bütçe yap yapmamız gerekiyor. Öncelikle bütçe yapacağız. Daha sonra tasarruf edeceğiz. Tasarruf etmeyi öğreneceğiz ki bunu küçük çocuklara da öğretmemiz gerekiyor. Hatta dün bir hocamız, hoca adayımız sormuştu. Ortaokul öğrencilerine nasıl anlatabiliriz diye. Yani kesinlikle çocuklara ilkokul çağından itibaren tasarruf yapmayı öğretmemiz gerekiyor. Yani belki de finansal okuryazarlığın özü bu. Tasarruf. Tasarruf yapacaklar ve bu tasarruflar sonucunda birikim yapmaya başlayacaklar. Ve ardından bu birikimleri de yatırıma dönüştürecekler. Yani hepsi bir adım adım başlıyor. Önce bütçemizi yapacağız. Bu bütçeye göre tasarruflarımızı yapıp tasarruflar sonucunda birikimimizi yapacağız ve birikimlerimizi de yatırıma dönüştüreceğiz. Yatırım yapmak için asla ve asla borç almamamız gerekiyor. Var olan parayla yatırım yapacağız, borç alarak değil. Ee, yine bizim gençlerimizin genel problemi çabuk zengin olmaya çalışıyoruz ki şunu da unutmayın: e, çabuk zengin olmaya çalışan insanlar en fazla dolandırılan insanlardır. Yani bir yerde ya şunu çok ucuza e, buldum, hemen alayım, çok kar edeceğim diye düşünmeden Hareket eden insanların genelde dolandırıldığını görüyoruz. Aynı şekilde yatırım araçlarında da bu şekilde. E, o nedenle ze çok çabuk zengin olmaya çalışmadan mantıklı, kararlı, disiplinli ve en önemlisi de sabırlı olarak, e, olmanız gerekiyor. E, Yatırımlarınızın ana kuralları bu şekilde. E,